Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca. Nokta atış kampımız bomba gibi devam ediyor. Zaten MSU kampı duyurusu da geldi biliyorsunuz. Saat 17'de kanala yüklendi arkadaşlar. Kaçırmayın satır satır kamp bilgisini aktardım. MSU kampı da bir yandan başlayacak. 20 Ocak itibariyle saat 18'de her gün çatır çatır videolar inşallah gelecek arkadaşlar. Uygulamalar, taktikler, nokta atışlar, soru çözümleri neler neler ama tamamen MSU odaklı gideceğiz. Yani MSU'da bu gelmiş şu gelebilir. Vurduğumuz tamamen bu olacak. İçiniz rahat olsun. Evet. Nokta atış kampımızda hazır oklar arkamızda bizi bekliyorken hiç onları bekletmeyelim. Hemen tak 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 işaret tablosunu oradaki daha doğrusu tam isabet kısmına yavaş yavaş gitsin onlar. Biz de hocam hemen başlayalım. Bugünkü konumuz noktalama işaretleri olacak. Arkanıza şöyle bir yaslanın arkadaşlar. Aman dikkat. Bu arada videonun yayınlanmasına bir 1-1,5 saat var şu an saat elimde. Videoyu biliyorsunuz yeni sıcağı sıcağına her videoyu yeni hazırlayıp çekiyorum orijinal. Tamamen tertemiz güncel hocam. E o zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Çekeyim de hemen yükleyeyim arkadaşlar sizlerle buluşsun. E o zaman gelsin gelsin. Nokta işaretleri nokta atış kampı aman dikkat. Bakalım neler göreceğiz. Öncelikle virgülün kullanılmadığı çok önemli 4 tane yer var. 4 çok önemli yer. Birçok yerde kullanılmaz. E cümle sonuna virgül koymazsın o kadar değil. Tamlamalar arasında koymazsın. İkilemeler arasında koymazsın. Ama dedik ya burada nokta atış yapacağız diye. Ya biz Ahmet yavaş yavaş ikilemesinin arasına da nokta virgül koyma o kadar değil. Ya da hemen hemen anladım gibi hocam. Hemen hemen araya virgül konulur mu? Konulmaz. Tamlamalar iki kişi ikinin yanına virgül konulur mu? Konulmaz. Bu, bu, çok basit bir şey zaten. Ama burada nokta atış yapıyoruz. Çok çok lazım olanları seçiyoruz. Bakın dikkat. Belki de en önemlilerinden bir tanesi burada. Şart kipinden sonra amman dikkat. Oba oh, wow, bu renge bayıldım. Vallahi bu renge bayıldım. Artık benim yazacağım renk bu abi. Müthiş. Vallahi harika. Müthiş. Çok iyi. Tamam. Şart kipinden sonra. Yani sağ sonra gelmez. Mesela okullar erken açılırsa gidemeyiz diyor. E burada bilgi kullanılması bir noktalama yanlış olur ama okullar erken açılmazsa, babam da buraya gelirse aman dikkat. Yani burada bir sansiye var, bir tane daha sansiye var. Sıraladığınız müddetçe virgül kullanmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bir şeyleri sıraladığınız müddetçe virgül kullanmaktan çekinmeyin. Tabi bu sıraladığınız cümle ise birden fazla cümle ise cümlelerde virgül olup olmadığına bakın. Varsa noktalı virgülle sıralamak zorundasınız. Yoksa zaten virgül kullanırsınız. Virgülün mantığı bu. Yani ben diyor şurada bir soluklanacağım. Virgül bu abi bu. Ben diyor azıcık soluklanayım. Ha devam ediyorum tamam. Bu. Bu. Neyin peşindeyiz yani? Haydi bismillah. Zarfi ileklerinden sonra aman dikkat. Kenya Asiye Emma'dan ince ip arakladıkça maksızın meksizin değil mi? Remez. Casına cesine dığında değil de. mesela yaptıklarını düşünerek geçti ömrüm diyor. Düşünerekten sonra virgül Koyamazsınız. Koyduğunuz zaman noktalama hatası yapmış olursunuz. Lütfen bir canlanalım. Haydi dikkat. da düşünerek, yardım ederek geçti ömrüm diyor. Düşünerek, arakerek. Yardım ederek, arakerek. Yani sıralamış mecbur virgül kullanacağız. Vurgül bu arada evet. Vurgüllerin evet tamam virgül kullanacağız. Şart kipinden sonra gelmez. Sıralanıyorsa gelir. Zarf fiil ekinden sonra gelmez. Sıralanıyorsa gelir. Zarf fiil görevindeki mımiden sonra da kullanılmaz. Dershaneye gittim mi hemen deneme yapmak gelir aklıma diyor. Noktamızı koyuyoruz. Gittim mi yani gidince gittiğinde gittiğimde değil mi? Gidince, ince ince zarf fiillerine kullanılmış, oraya virgül konulmaz. Varsa, konulmuşsa bir noktalama hatasıdır. Aman dikkat. Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra da yine kullanılmaz arkadaşlar. Hem giderim, hem de olanları düşünürüm diyor. Hem giderim, hem ağlarım diyor. İşte buradaki hem hem, tekrarlı bağlaçtır. Öncesinde ya da sonrasında virgül kullanılması doğru değildir. Doğru olmaz. Abi çok iyi gidiyoruz. Valla yani bu nokta atış kampını iyi ki yaptık çünkü... Yani çıldırdığım noktalar var ya bunu kesin bunu bilmeliyiz. Uzun uza diye video çekiyoruz ama arada kaynayan bilgiler oluyor işte arada kaynamamasını istediğimiz bilgiler bunlar arkadaşlar. Bunları bilelim tamam diyeceğiz. Nokta atış kampının amacı o zaten bir konu anlatımın çok ötesinde. Peki hocam başka ne bilelim? İki noktayı bilelim. Ya açıklamalardan önce iki nokta kullanılır. Bakın arkadaşlar iki noktanın mantığı şudur. Şurada verilen bir şeyim ne olsun bu? Yuvarlak bir şey olsun ha. Bu yuvarlak bir şey olsun hocam. Yuvarlak bir şey orada. Sonrasında onu parçalamak zorundayım. Aa çok iyi oldu valla pizza gibi düşün. Pizza 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 tamam. Pizza gibi düşün. Çok hoş olmadı ama olsun pizza gibi düşünelim. Yani ben bir şeyi burada ne yapacağım? Bütün olarak vereceğim. İki noktadan sonra onu açacağım. Yani ben şurada bir soru işaretiyle iki noktayı kullanıyorum. Acaba diyorum orada ne var? Yani çantasında şu şu, şu var. Ne var abi? Biz şunu şunu işledik. Neyi? Anlat. Benim için şunlar şunlar önemli. Ne önemli? Bana bunları anlat. İşte bunu sağlayan şey iki noktadır. Bizi rahatlatan noktalama işareti iki noktadır. Kafadaki soru işaretlerini gideren noktalama işareti iki noktadır. Açıklama yapıp da oh be yani içimde ne varsa her şeyi döktüm her şeyi söyledim dedirten şey iki noktadır. Ama dikkat eğer yaptığınız açıklama yani şuradaki böl parçala muhabbeti Ah bir silgiyi kullanmasaydım var ya çok havalı olacaktı artık oraya sildik yapacak bir şey yok. Şuradaki açıklama eğer cümle ise büyük harfle başlamak zorundasınız. Örnekse küçük harfle başla. Nasıl yani hocam iki noktadan sonra hep büyük harf değil miydi? Hayır arkadaşlar lütfen dikkat. İki noktadan sonra yapılan açıklama cümle niteliğinde ise büyük harf. Örnek sayma niteliğinde ise küçük harfle başlanır. Aman dikkat. E o zaman hadi vakit kaybı yok örneklere bakalım. Konuşmasındaki şu vurgu dikkat çekiciydi. Hangi vurgu abi? Ne? Senin ne dikkatini çekti? Benim bir şey dikkatimi çekmedi. Ben de dinledim bu adamı. Ne çekti dikkatini? Ha, bak merak var. Bir soru işareti var kafalarda. Şimdi açıklıyorum. Yapılanların sorgulanması onları mutlu. Etti. Ha. Konuşmasındaki şu vurgu bir vurgu varmış orada neymiş yapılanların sorgulanması onları mutlu etti gibi bir vurgu yapılmış. Ha tamamdır bakın iki noktadan sonra bir cümle kurmuşuz büyük harfle başlamışız gayet doğru. Görüşmemizde öğrendiğim kelimeler mütemadiyen yeknesak belki 20 tane kelime öğrendi. 2 tane saymış. Örnek saymaya devam ediyoruz. Eğer iki noktadan sonra örnek sayıyorsanız küçük harfle başlamak zorundasınız. İki noktayla ilgili sadece bu bilgiyi bilerek yeryüzündeki bütün soruları çözebilirsiniz. Mesela alıntılardan önce iki nokta gerek yok. Konuşma çizgisinden, o diyalog çizgisi uzun çizgiden önce iki nokta gerek yok. Yani gerek yok derken kullanmak zorundayız da. Bunu bilmenize gerek yok yani. Uzun çizgiden önce iki nokta gelir. Doğru. Alıntıdan önce iki nokta gelir. Doğru. Yok matematikte böyle olarak kullanılır falan. Geç Allah'ını seversen. Geç. Yok işte genel ağlarda HTTP arkadaşlar 2.300'ü aman ha falan. Nasıl sorabilir bunu ya? HTTP'den sonra ayraç mı verecek? Oraya ne gelir mi diyecek yani? Sorulma ihtimali yok ki. Allah aşkına sorulacaklar var. Asla sorulamayacaklar var. İçiniz çok rahat olsun. Peki hocam iki nokta dedik. Bomba gibi devam ediyoruz. Geldik noktalı virgüle. Noktalı virgül. Ben diyor bir nokta bir de virgül içeriyorum. Ama diyor sonunda virgül var diyor. Yani ben diyor bir şeyleri sıralıyorum diyor. Sıralıyorum. Noktalı virgül sıralar. İki nokta açıklar. Kendisinden önceki ifadeyi böler parçalar. Hani ne demiştik? Şurada bir yuvarlak vardı. Bir pizzamız vardı bizim. Eyvallah. Tamam hocam pizzamız hazır. İki nokta ne yapıyordu? Parçalıyordu. Açıyordu artık onu açıklıyordu. Ama burada ne yapıyor? Bu başka ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Evet Burada ne yapıyor peki noktalı virgül? Başka pizzaları da devreye sokuyor. Sıralıyor ya. Sıralıyor ya. Ben diyor bir şeyleri sıralarım. Benim bünyemde hala virgül var diyor. Lütfen bunu unutmayınız. Peki hocam tertemiz başlayalım. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. Bu ne demek hocam? Abi iki tane cümle olacak. Bak ben sana söyleyeyim. İki tane cümle olacak. Söylemlerinden, düşüncelerinden o sorumluydu. Birinci cümle bu. Tamam hocam çok güzel. Kimseden bir sorumluluk beklemiyordu. Bu da ikinci cümlemiz. Harika hocam her şey yolunda. E tamam sonra bu cümlelerin birinde diyor virgül bulunsun. En az birinde. Söylemlerinden virgül, düşüncelerinden bitti. O zaman ben bu iki cümleyi noktalı virgülle sıralamak, ayırmak zorundayım. Eğer şuradaki virgül olmasaydı virgül kullanacaktım tam şuraya. Ama burada virgül olduğu için noktalı virgül şart oldu. Peki bu madde cepte. İkinci maddemiz ne hocam? 2'den fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özleden sonra noktalı Ya boşver açıklama karışık. 2'den fazla fazla. Boş sen örneğe dikkat. Alıntılar kolay alıştırmayan <laughs> soruları çok hızlı çözdüren şeylerdi. Şimdi burada bir cümle var tamam. Özde ne abi burada? Özde ne? Yani ben buraya alıntılardan sonra virgül koysaydım neyin ne olduğu belli olmayacaktı. Ama ben noktalı virgül koyarak bu benim özlem demiş oluyorum. Bu benim özlem. Ne yaptım? Bakın içerisinde virgüllerle sıralanmış ögeler var. Böyle bir durum varsa birden fazla sıralama varsa özneyi belirgin kılmak için ne yapıyorsunuz? Noktalı virgül kullanıyorsunuz. Hocam tam anlayamadım ya şu şu. Mesela bir cümle var diyelim. Bu cümlede bazı şeyleri virgülle sıralamaya başladınız. Ve noktayı koydunuz. Şimdi bu cümlede özneyi belirgin kılmak adına ne yapıyoruz? Özneden sonra noktalı virgül koyuyoruz. Bu. Özne şu ikisi ise buraya koyarsın. Yok o değilse hemen ilk başa çekersin. Özne hangisi ise hemen ondan sonra nokta virgül kullanman doğru olur. Var mı soru işareti? Yok. Şimdi her şeyi bilelim. Yani şunu dahi bilelim. Mesela bazen soru sorarsın ama devamı var gibidir. Bu. Ne güzel de vallahi söylemişti be. Yani işte yani devamı var diyor. Ha. Nasıl da anlatmıştık ama falan gibi. Ya bir şeyleri soruyor sana adam bir şey soruyor. Aynı zamanda devam niteliği istiyor. Ya da ÖSYM'nin örneği daha doğrusu Türkiye Kurumu'nun örneği. Koca Ali be falan. Koca Ali. Koca Ali be gibi. Yani hem böyle şaşırma hem de vallahi öyle ya falan dedirten devamı olduğu izlenimini veren bir kullanım. Bunlara hazır olalım. Eğik çizgiler, ters, ters eğik çizgiler, kısa çizgi, uzun çizgi. İnşallah sorarlar bunları da. Gözünüz kapalı yaparsınız. Gözünüz kapalı. Sallarsınız. Ceyhan Denizli yaparsınız. Ama bunları kullanmıyorlar. 100 yılda bir inşallah gelir yaparsınız. Tekrar tekrar vurgulayın. Gelebilecek 3 noktalama işareti. Virgül. Noktalı virgül 2 nokta. Çok iyi bilmeniz lazım. Bu kurallar yeterli mi? Fazla bile arkadaşlar. Bu kurallar fazla bile. Ya bir bakıyorsun mesela bir nota. Noktalı virgül 50 tane kural. Yok abi 3-4 tane maddesi var noktalı virgülün şeyde. Türk Dil Kurumu sitesinde. Mesela 2 noktanın 3 tane maddesi var. 4-5 tane madde lazım olan. Mesela HTTP az önceki genel var Türk Dil Kurumu'nda ama gereksiz. Ele. Matematikte bölü olarak kullanılır. Var Türk Dil Kurumu'nun sitesinde ama ele. Matematikte bölü olarak kullanıldığı nerede işine yarar? 12 bölü 3 eşittir 4 falan. Ne alaka? 7 tane falan madde sayıyor. Bunun 3-4 tanesi önemli mesela 2 noktada. Bunda zaten 3 maddeden fazla yok arkadaşlar noktalı virgülde. Yani. Neyin peşindeyiz? Virgülde bir sürü madde var. Virgülde her yere kullan sıkıntı yok. Kullanılmadığı yerleri bilmen lazım. Burada da mesele bu. Lütfen hadi devam edelim. Sıra geldi uygulamaya arkadaşlar. Parçadaki boşlukları uygun noktalama işaretleri doldurunuz demişim. Bu neden burası böyle olmuş? Bir sayfa gidelim gelelim. Yok. Bir sayfa aşağı bir yukarı. Tamam sorun yok. O önemli değil. Allah'tan metinde sıkıntımız yok. Metnimiz burada. Parçadaki boşlukları uygun noktalama işaretleriyle doldurunuz demiş. E o zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Bakalım. Şurada dikkat dağıtmasın. Ha yukarı çekeyim şöyle. Azıcık büyütsem nasıl olur? Süper. Böyle çok iyi oldu. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? sözlerinin ne anlama geldiği, oradakilerin onu anlayıp anlamadığı tartışılan konular arasındaydı. Ha, geldi. Anlamadığı vesaire tartışılan konular arasındaydı. Güzel. Noktamızı yapıştırdık. Eyvallah. Seviler konular, dinleyicilerin ilgisi, not alınması Yararlı olması gibi birçok noktada önem taşır. Bakın arkadaşlar az önce anlattığım şey aslında bu. Sevilen konular önem taşıyormuş. Özleymiş bu değil mi? Nokta virgül virgül virgül. Yararlı olması gibi birçok noktada önem taşır noktamızı yapıştırdık. İnsanların hayata algılaması noktasında takındıkları tavırlar hayata bakışları noktasında önemlidir. Elbette bakın dikkat tavırlar virgül hayata bakışları noktasına önemlidir tam noktayı yapıştıracağım elbettenin e'si küçük harfle başlamış e burada virgül var yeni bir cümleye geçtiğimize göre noktalı virgül şart arkadaşlar elbette bu önemin sonucu olarak kimi gerçeklerde göz ardı edilmemelidir noktayı yapıştırdım eyvallah var mı soru işareti yok Gayet net arkadaşlar her şey yolunda bu uygulamada şunu güttüm şu amacı güttüm virgül noktalı virgül virgül görüntüsünü yani şuradaki virgül ve sonrasında gelen noktalı virgül görüntüsünü biraz daha canlandırmak bazen de böyle gelir. Yani virgül 2 virgül arası noktalı virgül genellikle kullanılıyor haberiniz olsun arkadaşlar. Bunun dışında özneyi belirgin kılmak için kullanılan noktalı virgüle de dikkat çekme amacı güttüm bu uygulamada. Abartılabilir, çoğaltılabilir ama bunlar lazım olanlar. Peki şimdi çok önemli vurgular yaptık noktalama işaretinde. Net nokta atış yapıyoruz arkadaşlar. Soru işareti burada kullanılır. Kısa çizgiyi şurada kullanırsak iyi olur falan. Bunlarla işimiz yok. Ne lazımsa nokta atış kampında onu söylüyoruz. E o zaman hadi sorulara geçelim. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır? Abi bu çok ters bir soru. Olumsuz sorular lanet sorulardır. Tek tek dört tane noktalama yanlışı bulmak zorundayız. Anlatılanları işte tut etmeden uygulasa zaten başarıda gelecek. Bakın sahseden sonra virgül gelmez çünkü bir tane sahseye kullanılmış. Burada noktalama yanlışımız var. Şıklar tersi verilmiş dikkat. Kitapları topladı. Kimseden yardım almadan taşıdı. Abi iki tane cümle ya sıralamış. Açıklama falan yok ki. İki nokta ne alaka? Bu da yanlış. Bu da gitti. Verimli çalışmak her öğrenci için önemli bir şeydir. Ya bu bir cümle değil ki. Cümleyi sıralamıyorsun ki. Noktalı virgül ne alaka Allah'ını seversen? Virgül yapıştır geç oradan. Geç. Çalıştı. Başarılı oldu. Ailesinden hiç destek almadan yaptı bunu. Çalıştı başarılı oldu bir cümle. Ailesinden hiç destek almadan yaptı bunu bir diğer cümle. Ve cümlelerin birinde en az birinde olması yeterli virgül var. Noktalı virgül kullanımı doğru. 4 numarada yazım yanlışı daha doğrusu noktalama hatası yok. Sen yanında olunca ne sıkıntı ne keder ne üzüntü. E ne yani bitti var abi bu cümle bitti mi yani? Sen yanımda olunca ne sıkıntı, ne keder, ne üzüntü, ne bilmem ne kalmaz ya da var yok bir şey söyle kalır da bir şey söyle yani bitsin bitmemiş nokta koyamazsın aman dikkat doğal olarak doğru cevap Bursa olacak ilk sorumuzda bir canlanalım mı lütfen haydi arkamızda yaşlanalım haydi bismillah haydi bismillah başlıyoruz ikinci sorumuza ne diyor yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisinde virgül aynı görevde kullanılmıştır Oba çok iyi çok iyi çok iyi bakalım Kutuplaşmanın olduğu yerde bu tarz davranışlar insanı çileden çıkarıyor. Tamam yani burada özneyi belirgin kılmış. Özneyi ayırmak için kullanmış. Birlik beraberlik duygusu, vurgusu, bir arada olmanın getirdiği güven gibi konular üzerine vurgusu vesaire vesaire olmanın getirdiği güven gibi gibi gibi. Eş görevli sözcükleri sıralamış. Eş görev diyebiliriz. Buna özne diyebiliriz. Devam. İnsanın böyle bir davranışa şahit olması ömrü boyunca unutamayacağı bir şeydir. <laughs> burada da arkadaşlar bariz özne. Gözlerden uzak bir yerde yaşıyor, gününü gün ediyordu diyor. Burada cümleyi sıralamış. Ankara'da sokakları sevda kokan bu şehirde hayal kurmayı severdi diyor. Burada da arkadaşlar ara sözleri belirgin kılmak adına kullanılmış. Doğal olarak 1 ve 3 burada doğru cevabımız olacak. 1 ve 3 de ne yapıyor? Özneyi belirgin kılmak adına kullanıyor. Diğerlerini de Farklı görevlerde eş görevli sözcükleri sıralama, cümle sıralama ve ara sözleri belirgin kılma için. Peki hocam Devam edelim. Acelemiz yok. Bu parçadaki altı çizili noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Bilimsel araştırma aksi ispat edilene, daha iyi bir çalışma yapılana kadar devam eder. Bakın dikkat. Burada özneyi belirgin kılmış, diğer ögelerden ayırmış çok güzel. Hepsi, hepsi doğru. Hepsi doğru. Araştırma sonuçları hiçbir zaman özellik içermez. Şimdi Allah'ını seversen ya bu nedir ya? Bu iki noktanın burada mantığı nedir ya? Birisi açıklasın ya. Bunu birisi açıklasın abi böyle bir şey olamaz ya. Ne alaka ya? Böyle bir şey olabilir mi? Neyi açıkladın ki yani sen burada? Devam ediyor. Araştırma sonuçları hiçbir zaman özellik içermez. Tamam bir cümle bu. Açıklama falan yok. Yani şundan sonra bir açıklama yapmıyoruz. İki nokta yanlış. Devam. Araştırma sonuçları güven verir. Cümle bitti. Ama güven duyan. Bakın cümle devam ediyor. Küçük harf çünkü. Belli ki yeni bir cümle var. Virgül de var. E o zaman nokta virgül yerinde arkadaşlar. Hepsi doğru. Evet arkadaşlar geldik bir kesme işareti sorusuna. Kesme işareti olası bir çok yüksek ihtimal arkadaşlar. %100'e yakın bir 2024 sorusudur. Lütfen unutmayınız. Türkiye'mizin bu başarısının her daim devam etmesini istiyoruz. Türkiye'miz derken Türkiye özel ad, özel ada sadece çekim eki gelirse ayrılır. Sıkıntı yok. Ha bu kural neden verilmiş? Hani öncesi sığısı ise mızmız mız ayrılmaz ya. Nasıl yani hocam? Mesela Boğaz Köprüsü. Sığısıyı eledim. Boğaz Köprümüz. Ha bunu ne yapamazsın ayıramazsın. Veya işte ne olsun? Amikovamız. Değil mi? Amikovasıydı çünkü. o. Amikovası. Ovası, Ovası. sığısıya gitti mızmız mız geldi ovamız ayrılmaz öncesinde sığısıyı varsa yani üçüncü teki şahısı yelik eki Oraya gelen mız bizi ayırmıyoruz. Burada öyle bir durum yok. Bu örnek aslında ona gönderme. Yanlış yapmamız için hazırlanmış. Doğal olarak biz ona düşmüyoruz. Çünkü özel ada gelen çekim ekini sadece çekim ekini ayırıyoruz. Peki. Almandı derken bakın dikkat kesme işareti. Alman özel ad çekimek gelmiş ayrılır. Bir millet adı nihayetinde. Avrupa Birliği'ne evet kurum kuruşları gelenekler kesmeyle ayrılmaz. Ama bu istisnası. Dikkat. Milli eğitim temel kanunu demiş. Evet. Kanun tüzük yönetmelik ifadelerine gelenekler ayrılır. Ne diyor? <laughs> Yakup Kadiler özel isimlere gelen larlar asla ama asla kesmeyle ayrılmaz. Özel isme gelen larlar ayrılmaz dikkat. Geldik bir diğer soruya. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde virgül yanlış kullanılmamıştır? Hem ağlarım hem giderim. Bakın tekrarlı bağlaçlardan önce ya da sonra ne yapılmaz virgül kullanılmaz. Bu yanlış tamam. Çünkü onun bu kadar erken gidişine ne ben ne de annesi alışabildi. E ne ne bağlacı var aynı şey abi. Değişen bir şey yok ki. Neyin peşindeyiz ya? neyin peşindeyiz ya? Gayet net bu. 3 numara hayat o dakika itibarıyla bizim için durdu diyor. Burada bir sıkıntı yok. Konuşmalarını hatırlayarak kendimizi rahatlatmaya çalışıyorduk. Arak erek arkadaşlar zarf fiilden sonra gelmez. Aman dikkat tek başına kullanılırsa gelmez. Onu düşündük mü devamlı üzülüyoruz. Onu düşündüğünce değil mi düşündüğünce düşündüğümüz zaman ha mımi neydi? Zarf fiil görevinde kullanılırsa virgül gelmez demiştik. Burada gelmiş noktalama hatası. 3 numarada bir şey yok. Özneyi biraz daha belirgin kılmak için ne yapmış? Virgül kullanmış. Hiçbir soru işaretimiz yok arkadaşlar. Yine bomboş bir sayfa geldi. Kalp çizmeden gönderemeyiz hocam. Gayet net, gayet güzel gidiyoruz. Hemen bir özet yapalım şöyle. Ne yaptık, ne ettik? Sorularımızı çözdük hocam. Eyvallah. Uygulamamızı yaptık sağlam bir uygulama ama burada da çok önemli vurgularımızı yapmış olduk arkadaşlar. Bunları bilmemiz nokta atış bu bilgileri cebimize koymamız. Konularda şöyle ciddi eksimiz yoksa inanılmaz fayda sağlayacak bizi uçuracak bilgiler. 20 Ocak itibariyle tekrar lütfen MSU kampımız başlıyor. Hem MSU kampı hem nokta atış devam edecek. Aman dikkat sürpriz kamplarımız var. Hiç tüyo vermeyelim zamanı gelince tak 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 onları da açıklayalım. E o zaman haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere kolay gelsin.